Arkadaşlar merhabalar bu videomda üçgende alan konusundaki ÖSYM tadında sorular 3 testinin çözümünü yapacağız. Bu testimiz de TYT tarzında. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Şekil 1'de gösterilen dikdörtgen biçimindeki tente 25 birim uzunluğundaki doğrusal iki parçadan oluşan mekanizmi ile açılıp kapanmaktadır. Evet tente şöyle açılıp kapanıyor arkadaşlar. Tente başlangıç durumundayken parçaların uçları arasında 14 birim mesafe vardır. Bu başlangıç durumunda 14 birim mesafe vardır. Şekil 2'de tent açıldığında parçaların ortak köşesinin tentenin kenarının olan uzaklığı kaç yapıyormuş arkadaşlar? İşte burası yapıyormuş. 9 santimetre yapıyormuş. 9 birim yapıyormuş. Buna göre son durumda tentenin üst yüzeyinin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar tente başlangıçta böyleymiş. Öne doğru açmışım. Çekmeceyi açar gibi düşünün arkadaşlar. Sonra bu ip uzunlukları aynı ya. Şuradaki ip uzunlukları aynı ya. E buradaki ip uzunlukları aynı olduğunda şuradaki nokta nereye doğru geliyormuş? Bu şuraya doğru geliyormuş. 9 birim uzak, uzaklık oluyormuş. Bakalım arkadaşlar şimdi. Burası 14 birim. Evet 9 birim. Başka tente 25 birim uzunluğunda iki do doğrusal parçadan oluşmaktadır. Evet. Tente 25 birim uzunluğundaki iki doğrusal parçadan oluşmaktadır. Yani şunları 25-25 diyor arkadaşlar değil mi bize? Evet. E o zaman burada ne çıktı? Bir x kenar üçgen çıktı. X kenar taban da mevcut. Hocam tabanına ait bir yükseklik çizebiliriz burada. Tabana ait yükseklik çizdiğin zaman ne oldu arkadaşlar? 7'ye 7, 7 oldu. 7 25 ne üçgeni? 7 24 25 üçgeni. Hocam şu tente şunlar hala 25 25. Tamam. 25 25. E o zaman bunlar 25 25. Yine x kenar tabana ait yükseklik çizsek tabanı iki parçaya bölecek mi arkadaşım? Bölecek. E zaten bu uzunluk sabit değil mi şurası? Sabit 24. Hocam sabit ve 24 olduğu için bakın şurası 24 olduğu için 24'ten 9 çıkınca buraya ne kaldı? 15 kaldı. 15 25 ne üçgeni? 15 20 25 üçgeninden burası 20 burası 20 yaptı. İşte bizden tentenin üst kısmının alanı soruluyor arkadaşlar bize. O da burası bir kenarı 40 yapan, bir kenarı da 24 yapan bir dikdörtgen yaptı. Yani 40 çarpı 24 yaptı. 4 kere 4 16, 4 kere 2 8 96. Yani 960 yapıyor arkadaşlar cevabımız. Evet birinci sorunun cevabı böylelikle Cihan oldu. Geldik 2. ABC üçgeninin BC kenarı AE ve AF ile 3 eşit parçaya, AC kenarı da BD ile 2 eşit parçaya ayrılıyor arkadaşlar. 3/4 kesrine ulaşmak isteyen Tülay hangisinde ulaşır diye soruluyor arkadaşlar bize. Arkadaşlar dikkat edin. Bence dikeylere bakın şöyle bir ayrı bakın. Dikeylerde kalan dağıtabiliriz. Hocam şurası dikeylerde kalanı şöyle göstereyim. Bir böyle sarı alan. Neyse şöyle tamamen göstereyim bir böyle sarı alan. Hatta buradaki dikeyi de ayrı göstereyim. Bir böyle sarı alan. Bir de neredeki sarı alan? Şu çift çizdeki şurası arkadaşlar. Beyaz alan diye kalsın. Çünkü bütünsel olacak. Hocam ben bunlara o zaman 3 eş parçaya ayrıldığı için a a a dersem. Şu çizgilere bakacak olursam da 2 eş parça ayrılıyor. Hem 3'ün hem de 2'nin katı olan sanki 6 a desek daha sağlıklı olacak. 6 a dersek hocam bu dikeyler 2 a 2 a 2 a şeklinde paylaştı. Ve sonra şu çizgilere baktığınız zaman da hocam 6A ya, 3A 3A şeklinde paylaşmaz mı? Evet hocam burası 3A şurası da nedir? 3A şeklinde yaptı. Dikeylere ayrı baktık yataylara ayrı baktık arkadaşlar. Şimdi 3 bölü 4 kesrine ulaşmaya çalışacağım. Alan ABD ABD arkadaşlar şurası 3A dedik. 3A bölü AEC'ye bakıyorum. A E C 2A 2A daha 4A. Evet ben burada 3 bölü 4'e ulaştım arkadaşlar. Birincisi doğru. İkincisine gelelim. Alan ABF, F. Yani orası 4A, dikeyler 2A, 2A olduğu için 4A bölü alan DBC bakıyoruz. DBC zaten 3A. 4 bölü 3 yaptı arkadaşlar burası. Bu olmadı. Ben çünkü 3 bölü 4 arıyorum. Alan DBC'ye bakalım. DBC hocam 3A. Hemen yazdık 3A bölü alan AB'ye bakıyoruz. A, B, E. O da 2A yaptı. Maalesef arkadaşlar bu da 3 bölü 2 yaptı. Bu da olmadı. O zaman ikinci soru ne yaptı? Yalnız bir yaptı arkadaşlar. Cevap zakçay oldu. Geldik üçe. Bir katlama var. Katlamada ne yapıyorduk gençler? Eski haline geri açıyorduk. Şöyle üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen da birbirine eşit olacak değil mi arkadaşlar? Şöyle 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 şöyle. Hatta üst üste binen alanlar da birbirine eşit oluyor. Çünkü aynı kağıt çünkü bu değil mi? Alan 32 imiş. Katlama sonunda tek kat kalan bölgenin alanı 8 miş Arkadaşlar burası 8 miş Burada üst üste binen alanlarda birbirine eşit olduğundan burası A iken burası da A değil mi? Evet. Yani sana diyor ki adam 2A artı 8 kaç diyor? 32 diyor değil mi? Evet. Tüm alanı 32 vermiş çünkü bize. O zaman 2A eşittir 24 geldi. A'yı buradan kaç bulduk arkadaşlar? 12 bulduk. A AB bölü AC isteniliyor bizden. Evet. A'yı 12 bulduysak arkadaşlar 12. Burası da 12 ise. E alanlar 12 bölü 20 çıktı. Hocam burada kalan 12 burada kalan 20 yaptı. Alanlardaki oran tabandaki oran eşit değil midir? Evet. 4'e bölsen 3K 4'e bölsen 5K oldu. Bizden AB bölü AC isteniyor. AB bölü AC isteniyor. Bu arada bu açı ortay doğrusu değil mi arkadaşlar? Üstüne binen açılardan dolayı evet. Hocam tabandaki oran 3'e 5 ise buradaki koldaki oran da 3'e 5'tir. 3'e böl. 3, 3 ne 5n oldu. Bizden ne isteniyor? AB bölü AC isteniyor. Yani 3n bölü 5n isteniyor. Cevabımız böylelikle 3 bölü 5 yapar. Evet üçüncü soru C an oldu geldik dördüncü soruya. Düz bir ovada kıvrımlı menderesler yapıp sonra doğrusal akan genişliği imal edilen nehrin kıvrımlı açıları eşit ve ABC doğrusaldır. Tamam. Kıvrımlar arasında bak bu ABC'yi ben kullanacağım demek ki arkadaşlar. Bu ABC benim için önemli. Şunun üstünü şöyle bir şey yapayım. Çünkü verilen her bir bilgiyi kullanacağız arkadaşlar. Evet sonra kıvrımlar arasındaki üçgensel bölge 12, 18 ve X dönüm diye verilmiş x kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar öncelikle şuna bakalım. Şimdi adam bize şunla şu açıyı birbirine eşit vermişse burası da çizgi burası da çizgi verilmişse eğer bu ne demek? Hocam şu çizgiyle şu çizgi birbirine paralel z'den dolayı arkadaşlar. Sonra hocam şununla şu birbirine çizgi ise hocam şu ve şu birbirine paralel olmaz mı? Olur. Maviler kendi arasında paralel. Siyahlar da kendi arasında paralel oldu. E ben şimdi 12 ve 18 alanlarını kullanabilir miyim arkadaşlar? Kullanabilirim. Ya aslında hocam benzerlik varmış gibi ben buradaki doğrusallığı da kullanacağım ya. Şuraya ben nokta çiz dersem. hocam şu siyahlar da paralel olduğuna göre noktaysa burası da nokta yaptı mı yaptı. Sonra nokta çizgi çift çizgi ise nokta çizgi burası da çift çizgi mi oldu? Evet ama diğer açıları maalesef yazamıyorum arkadaşlar. Yani ben 12 ve 18'i tamam. Şu üçgenlerde belki benzerlik yapacağım. Eyvallah. Benzerlik ilişkisini yapacağım ama şu 12 ile 18'i 18 yaşın 18 içine katmak zorundayım. Verilen bilgiyi kullanmak zorundayım arkadaşlar. 18'i ben nasıl kullanacağım? Düşünüyorum. Hocam demek ki mavi paralelliği kullanacağız biz. Sadece mavi paralelde Z'yi biliyorum. A. Hocam iki paralel doğru arasında. Bakın iki paralel doğru arasında şuradaki yükseklik haşken şuradaki yükseklik de yine aynı şekilde haş olmaz mı? Paralel doğrular arasındaki yüksekler birbirine eşit olduğundan dolayı e o zaman alanlar oranı tabanlar oranı eşit değil midir? Niye? Yükseklere eşit olan üçgenlerde hatta yamuk konusuna geldiğimiz zaman da biz bunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Yamukta atıyorum burası 2k burası 3k ise hop şöyle ters düz üçgenlerde 2k'da kalan 2a ise 3k'da kalan 3a diyeceğiz. Niye? İki paralel doğru arasındaki yükseklikler eşit olduğu için yükseklere eşit olan üçgenlerde de tabanlar oranı alanlar oranı eşit. E ben burada o zaman şunu yakaladıysam, bunların paralel olduğunu gördüysem, bunlar paralelse yükseklikler eşit olduğundan dolayı e alanlar oranı nedir arkadaşlar? 12 bölü 18 yani 6'ya bölü 2, 6'ya bölü 3. Yani bizim buradaki oranımız 2 bölü 3 çıktı. Yani tabanlar oranı hangisi arkadaşlar? Yüksekler aynı olduğu için. yüksekler aynı olduğu için çizilen yüksekler şöyle ve şöyle. Tabanlar da mavi çizgiler değil mi? Evet e, mavi çizgilerdeki oranlama 2'ye 3 olacak arkadaşlar. Peki şimdi biz 2'ye 3 oranı bulduk. Bir de şu üçgenler neydi arkadaşlar? Bu üçgenle bu üçgen benzer değil miydi? Evet, evet. Bütün açıları yazdık çünkü. Benzerlik oranı kaç burada? Hocam noktanın karşısı 2K bölü noktanın karşısı 3K yaptı. Ha, benzerlik oranı 2 bölü 3'ün karesi alanlar oranına eşitti. Yani 12 bölü x eşit olacak. 4 bölü 9 eşittir 12 bölü x'ten dolayı. Hocam 3 katı 3 katı o da x buradan kaç çıkıyor o zaman? 27 çıkıyor. O zaman cevabımız böylelikle akçay yaptı 4. soruda. Geldik 5. soruya. İki eş dikdörtgenden altta olanı köşesi etrafında ok yönünde döndürüldüğünde aşağıdaki şekil oluşuyor. Evet iki tane eş dikdörtgen var üst üste ve ben bunu ne yapıyorum? Üst üste şöyle alttakini çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Gözüküyor mu? Evet şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz arkadaşlar. E, alttaki dikdörtgenin görün, gözükmeyen yüzeyinin alanı nedir diye soruluyor. O zaman alttaki dikdörtgeni şöyle bir tamamlayalım arkadaşlar. Alttaki dikdörtgen böyle değil mi? Yani bizden ne isteniyor? Alttaki dikdörtgenin gözükmeyen bölgesi işte tam olarak burası isteniyor. Sayıları bir yazalım bakalım isterseniz. Hocam sayıları yazacak olursam şurası 24 iken burası nedir? 24. 15 iken 15 buraya ne kaldı? 7. A 7 24'ü gören hocam 25'i yapıştırır buraya. 25'tir burası. E zaten bakın burası 24 uzun kenar. 24 burası da 20 değil mi? Evet 20 25. Çünkü eş dikdörtgen burası 20 istiyor. 4 ise burası da 24. 4'ü buradaysa 20 kaldı. 20 25 ne üçgeni? 15 20 25 üçgeni. Hocam bu dik üçgen bu dik üçgen. İşte bizden sarı bölgenin alanı isteniyor. 15 çarpı 20 bölü 2 artı 7 çarpı 24 bölü 2 isteniyor bizden. Hocam burası 150 yapar artı 12 çarpı 7 de 12 çarpı 7 de 14 84 mi yapar? Evet cevabımız ne yaptı o zaman arkadaşlar? 234 yaptı sanırım arkadaşım. Evet cevabımız böylelikle 5. soruda at çay oldu geldik 6. soruya. Evet bir nolu dikdörtgen şöyle gelmiş arkadaşlar. Bu dikdörtgendeki şu şekilde keşmiş. Keşmiş. Burası A'ya B diyelim arkadaşlar. Burası da A iken burası da B değil mi? Evet A'ya B bu şekilde konmuş. A'ya B bu şekilde konmuş. Dik üçgen böyle dik üçgen böyle. Buradaki alanlar oranı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Ya ısrarla şey yapabilirim hala. Bu sinüs alan formülüyle yazılmış bir soru ama ben bunu sinüssüz bir şekilde yapabilirim arkadaşlar. E, siz de yapabilirsiniz. Herhangi bir sıkı şekilde sıkıntı yaşamazsınız bence. E, nasıl yapacağız hocam sinüsle? Ya şu üçgenin alanı isteniyor ama Bu üçgenin alanı nedir? Tabanına ait yükseklikten çıkacaktır değil mi arkadaşlar? Evet. Hocam B tabanına ait yükseklik çizsem. Şuraya H diyecek olursam. Ben buraya alfa dersem. Burası da ne yapıyor? O 180 eksi alfa yapıyor. Hocam burada da o zaman A tabanına ait yükseklik çizsem. Sadece nereye düşüyordu? Geniş açılı olduğundan dışarıya doğru düşüyor. Hocam şöyle çizdiğinde 180 eksi alfa ise burası da alfa mı yapar? Alfa 90 burası beta. Alfa 90 burası beta. Şu üçgenle şu üçgen benzer hatta eş. Çünkü eş mi? A taban yok B tabanına ait yükseklik çizdim. Ay B tabanına ait yükseklik çizecektim. Özür. Biraz ezbere yaptım bak eş üçgen çıkacağını önceden kestirdim. Hocam burada B tabanına ait yükseklik çizdim. Burada da B tabanına ait yükseklik çizelim. Yani şuradan çizilir arkadaşlar yükseklik. Yani şöyle olacak arkadaşlar yükseklik. 180x alfa ise burası alfa. Burası da beta. Evet şu üçgenle şu üçgen birbirine eş oldu. Evet, çünkü 90'ın karşısındakiler birbirinin tıpkısının aynısı. O zaman alfanın karşısı h alfanın karşısı h. E o zaman bu üçgenin alanı b çarpı h bölü 2 iken bu üçgenin alanı da b çarpı h bölü 2. Oranladığın zaman ne çıkıyor? b çarpı h bölü 2 bölü. b çarpı h bölü 2'den 1 çıkıyor. Yani cevap 1 çıktı arkadaşlar. E hocam başka türlü nasıl çözülür? Tamam. Burası alfayken hiç şeye dalmayalım isterseniz. Yine şeyden yapmaya çalışalım. Hocam burası alfayken Tamamı 360 olduğundan dolayı 180 eksi alfa burası. A hocam kollar var arasındaki açı var. Demek ki sinüs alan formülü yapacağım. Yani a çarpı b çarpı sinüs alfa bölü 2 değil midir arkadaşlar burası? Bir numaralı şu, e, boyalı böl üçgenlerin alanları oranı soruluyor. Sinüs alfa bölü 2'dir. Peki şurası nedir arkadaşlar? O da a çarpı b çarpı sinüs alfa bölü. Sinüs 180 eksi alfa bölü 2 eşit değil midir? Evet. A'lar b'ler nanay oldu hocam bölü 2'ler nano oldu. Sinüs alfa ile sinüs 180 eksi alfa birbirinin tıpkısının aynısı değil miydi? Bunlar da nano oldu. O zaman oranladığımız zaman ne yaptı arkadaşlar? Cevap gerçekten 1 yaptı. İster taban çarpı yükseklik bölü 2'den yapın. isterseniz sinüs alan formülünden yapın. Cevap yine aynı çıkıyor. Ama taban çarpı yükseklik bölü 2'ye hakim olanlar çoğunlukla alanı daha iyi bir şekilde yapıyor. Haberiniz olsun. Evet böylelikle arkadaşlar bu testi de bitirdik mi? Bitirdik. ÖSYM adında sorulardan 3.sünü bitirdik. Sırada ne var? Dördüncüsü var. O zaman Bir sonraki videoda dördüncüsünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.